Merhaba. Yeni bir Cüneyt Yolda programına hoş geldiniz. Ayağımızın tozuyla gördüğünüz gibi Çekoslovakya'nın başkenti Prag'da o şahane köprünün önüne geldik ve de Kenan Taş'la oturduk beraber. Prag'ın keyfini sürüyoruz. Demek isterdim ama Prag'da değiliz. Neredeyiz? Diyarbakır'dayız. On Gözlü Köprü'nün hemen önündeyiz ve de Dicle'nin hemen yanındayız. Uçağımız yeni indi. Diyarbakır'a gidecektik. Dedim ki dur abicim ya ben şurayı merak ediyorum, On Gözlü Köprü'yü. Geldik şurada bir çay içelim dedik. Çekimlere yarın başlarız dedik. Fatih, Kenan, ben geldik. Kenan, sen buraya gelmiş miydin daha önce? Gelmiştim birkaç sefer daha. Diyarbakırlıların özellikle yaz aylarında tercih ettiği, belki de en serin, şöyle ferah ferah oturabileceğiniz Dicle'nin kenarında böyle farklı restoranlar, kafeler var. Onlardan bir tanesindeyiz. Diyarbakır benim gazetecilik hayatımda çok ayrı ve önemli bir yeri olan bir şehir. Sadece şehir olarak değil, eskiden bütün şehirlerde havalimanı olmadığı için pek çok sınır hattına, hatta Kuzey Irak'a ulaştığımız bir aktarma noktası, uğrak noktasıydı. Yıllar boyunca ne yazık ki böylesine mekanlarına gelmeye zaman bulamadık. İnsan hakları ihlallerinden bölgedeki çatışmalara kadar gergin, sinir bozucu ve de çoğu zaman çok zor haberleri burada yapmak zorunda kaldık. Uzun zamandır da gelmemiştim. Çok uzun zaman sonra, yaklaşık 10 yıldır Diyarbakır'a uğramıyordum. Güneydoğu'da farklı yerlere geldim. Kenan ama her 2 ayda bir, her ay buraya farklı haberlerle geliyor. Kenan'la beraber Cüneyt Yolda serisi için buraya geldik ve biraz size değişen Diyarbakır'ı biraz anlatmak istiyorum. Ama benim Diyarbakır'ım, belki de benim de görmediğim Diyarbakır'ı bir parça olsun sizlere anlatmak istiyorum. Sokaklarda dolaşacağız, sizleri Ulu Cami'ye götüreceğiz ve de yeni Diyarbakır'ı da göstereceğim. Çünkü Diyarbakır'ın içinde yeni bir Diyarbakır kuruldu diyorlar. Nasıl bir yermiş ben de ilk kez tanıklık edeceğim. Ama kusura bakmayın, yorgun geldik. Şurada bir çay içelim, şöyle bir dinlenelim istiyorum. Artık yatacağız, kalkacağız, hep beraber kendimizi sokaklara bulacağız. Bu karşıki dağ da ünlü bir dağ herhalde değil mi? Evet, o çok ünlü bir türkü var. Suzan Süzü diye, Kırklar Dağı'nın düzü ziyaret yaptı bizi. Kör Adası'nın Suzan Süzü diye. O türküde geçen Kırklar Dağı da orası Cüneyt Bey. Çok popüler bir türkü. Birçok dizide de kullanılan bir türkü yani. O sebeple Diyarbakır'ın her tarafından tarih fışkırıyor. Bakalım yarın bizi neler bekliyor. Bir de tabii burası çok dilli, çok dinli, farklı kültürlere, farklı zaman dilimlerinde ev sahipliği yapmış bir şehir. Kadim bir şehir yani. 8.000, 10.000 yıllık tarihi olan, bilinen tarihi olan bir şehirden bahsediyoruz. Özellikle Sur'u merak ediyorum. Sur içinde bir değişim oldu dediler. Orada neler oldu, neler yaşandı onu da görelim istiyorum. Bakalım, hadi hayırlısı. Afiyet olsun. Diyarbakır'a geldiğiniz zaman kuşkusuz Diyarbakır'ın ya da bölgenin tarihinden kopamıyorsunuz. Nereye başınızı çevirseniz bir zamanların, özellikle çatışmalı ortamın izlerini görüyorsunuz. Şu anda öyle bir yerdeyiz ki 90'lı yıllarda buraya bir sivil olarak girmek çok da tercih edilen bir yer değildi, bir şey değildi. Surlar kısmını, Diyarbakır'ın içini bir kalkan balığı gibi düşünün. Surlar var etrafında, tarihi surlar. Ve de o surların içinde de surlar var. Ve de o kalkan balığın tam gözündeyiz. Burası, eskiden diyorum, sivil olarak pek girmeyi tercih edeceğiniz bir yer değildi. Şimdi ise sivil olarak bizzat gelip gezip göreceğiniz, konserlere katılacağınız, müziklerini dinleyeceğiniz bir arkeoloji müzesi ne dönüştürüldü. Ve de Arkeoloji Müzesi'nin müdürü de burada, Müjdat Bey. Şimdi eskiden neydi, şimdi ne? Önce eskisini anlatalım. Neredeyiz biz şu anda tam olarak? Öncelikle hoş geldiniz müzemize. Sizin de bahsettiğiniz gibi popüler kültürde burası kalkan balığının gözü. 5800 metrelik surun içerisinde bir
iç kale var. Bu iç kalenin içerisinde bulunan 14 tane tescilli yapı 2015 yılında büyük bir açılışla açılışı gerçekleştirildi. Müze müdürlüğüne dönüştürüldü. Burası şu anda arkeoloji müzesi oldu. Evet, peki eskiden neydi? Şu binaları tek tek anlatır mısınız tabii bize? Tabii ki. Mesela bu bina neydi? Şöyle söyleyelim, Osmanlı döneminde bir toprak kayıplarından sonra Abdülhamit döneminde bir imar faaliyetleri başlatılıyor. 1880'li yıllardan sonra burada çok ciddi imar faaliyetleri yapılıyor. Yönetim merkezi olarak kullanılabilecek her türlü kamu yapısı inşa ediliyor. Bu binalardan iki tanesi adliye binası. Hangisi adliye binası? İki tane karşılık yan yana olan iki tane büyük bina. Bu bina adliyeydi. Ve karşıdaki bina adliye binası olarak yapılıyor. Evet. Ondan, bu bina da adliye. Evet, evet. Ondan sonra tam arkamızda olan bina ise. Şu bina. Hangi? O bina ise Umum Müfettişlik Binası. Evet. Yanındaki binada Ziraat Bankası ve Cephanelik Binası olarak evet. kullanılıyor. Bu bina neymiş? Karşımızdaki binada uzun yıllar Jandarma İstihbarat Teşkilatı'nın kullandığı binaydı. Fakat Suvari Birliği binası olarak evet. inşa ediliyor Osmanlı döneminde. Burada da aslında Güneydoğu'nun belki de en önemli binalarından bir tanesi var. Cezaevi. Eski cezaevi değil mi? Kaç yıllarında kurulmuş cezaevi? Orası esasında Artuklular döneminde 1203 yılında kervansaray olarak inşa ediliyor. Uzun yıllar kervansaray olarak faaliyet gösteriyor. Osmanlı döneminde cezaevi ihtiyacı oluşunca cezaevine dönüştürülüyor. Yaklaşık 100 yıl cezaevi olarak kullanılmış. Biz 2015 yılında da müze eser depoları olarak işlevlendirdik. Evet. Bizim müzemizde 1615 tane eser vitrinlerde sergileniyor ama yaklaşık 34 bin tane evet. Sergilenmeyen eserleri biz evet. modern yöntemlerle depoda sergiliyoruz. Yani bu cezaevinde kimler yatmış? Burada Cumhuriyet döneminden ta 2005 yıllı yıllara kadar ülkedeki ister siyasi hareketten ister İslami hareketlerden çok önemli meşhur kimseler yatmıştır. Tabii şimdi Diyarbakır öyle bir yer ki yani burası da öyle bir farklı işlevleri var ki yani ilk yapıldığı zamanki işleviyle sonraki yıllardaki işlevi bambaşka olmuş anladığım kadarıyla. Sizin şu anda arkeoloji müzesinin deposu olarak kullandığınız yer Şeyh Said, Abdullah Öcalan, bir sürü insan yatmayan yok herhalde yani zamanında olup. Şimdi ise burası depo olarak kullanılıyor. Doğrudur. Dediğim gibi biz 1615 tane eseri sergiliyoruz teşhire açık halde ama geriye kalan 34 bin eserimiz modern yöntemlerle depomuzda gerekli araştırmalar yapmak üzere depolanıyor. Bu ne arkamızdaki? Arkamızdaki muhtemelen 5. 6. yüzyıl yapısı, bir kilise yapısı. Daha sonra Artuklular döneminde eklenti yapılarak hamam olarak kullanılıyor uzun yıllar. Kubbesi şu an yok ama en son 1920'li yıllardaki fotoğraflarda kubbesinin olduğunu da görüyoruz. Şu anda hali hazırda kubbesi çökmüş durumda. Şu anda burası kahve olmuş. Eskiden neymiş? Burası 7. Kolordu Komutanlığı'nın binasıydı. 7. Kolordu Komutanlığı binası olarak yapılmış. Şu anda da müze kafe olarak işlev görüyor. Evet. Şimdi şu binaya girelim. Burası herhalde arkeoloji müzesinin kalbi. Buraya kaç lirayla giriliyor? Müze kartla mı giriliyor? Bilet alırsanız 20 lira, müze kart 60 lira, öğrenciler için 30 lira. Çok müze kartla istediğiniz kadar girebiliyorsunuz. Evet, yıl içerisinde istediğiniz kadar müzeyi ziyaret edebilirsiniz. 2015 yılında açılışını yaptık. Sadece Diyarbakır ili sınırları içerisindeki kazılardan, kazılar vasıtasıyla ortaya çıkarılan eserlerin sergilendiği müze. Bu bakımdan Türkiye'deki ender müzelerdendir. Sadece kazılar vasıtasıyla ve Diyarbakır'daki kazılardaki eserleri biz vitrinlere koyduk. Evet, şimdi özellikle kaç yılına ait, en eski eser kaç yılına ait? Birazdan salonda göstereceğim size. Burada bir kronolojik sergileme var. Evet. Biz 12.400 yıldan başlayacağız günümüze kadar yani 1900'lü yıllara kadar kronolojik bir sergileme ile eserler sergilendi salonlarda. Burada en kıymetli salonumuz Körtük Tepe salonu. Biz önceleri şunu biliyorduk. İnsanlar tarımı keşfettiler. Tarım yaptıktan sonra tarım alanlarının etrafına da ev inşa ettiler. Yani bu şekilde yerleşik hayata geçtik evet. diye düşünüyorduk. Ama fakat Körtük Tepe'de anladık ki insanlar avcı toplayıcı olmasına rağmen bir barınak yapabiliyorlar.
Bu Körtük Tepe'deki insanlar 12.400 yıl önce avcı toplayıcı olmalarına rağmen yuvarlak, silindirik planlı, küçük de olsa kulübeler inşa etmişler. Evet. Onun haricinde bu avcı toplayıcıların sanat yapamadıklarını, üretemediklerini düşünüyorduk. Fakat burada çıkan buluntular bu insanların çok ciddi estetik kaygılarının olduğu, sanat anlayışlarının olduğu, hatta öteki dünya inançlarının olduğunu eserlerinden görebiliyoruz. Buradaki taş kaplar üzerindeki figürler bölgede bulunan hayvanlardan, bitkilerden esinlenerek üzerleri çizilmiş figüratif bir şekilde. Körtüktepe'deki eserler çoğu mezar buluntusu. Yaklaşık 800 tane mezar açığa çıkarıldı. Bu mezarlardan ortaya çıkan eserler de gördüğünüz gibi taş, ağırlıklı olarak taş kaplar, boncuklar mevcut. Milattan önce 10.400. Tarihe bak kardeşim ya. 10.400 milattan önce. Son olarak bu nedir? Bu figürlü ritüel taş plaka diyoruz. Körtüktepe kazısından, mezarlardan bulunan buluntulardan. Biz onu aynı zamanda logo olarak seçtik. Logo olarak seçmemizin sebebi de diğer başka kazılarda bu tarz buluntular yok. Varsa da muhtemelen Körtüktepe'den. Bu ne, bir hayvan figürü mü nedir, anlayabildiniz mi? Bunu keçi başlı, arı gövdeli bir hayvan diyoruz. Aslında fantastik ya da belki de sürrealist bir çalışmadır. Uzaylılar olmasın? Belki de böyle bir hayvan yoktur. Ya da nesli tükenmiştir. Hayır, farkında değiliz. Belki uzaylılar hadi yani öyle bir şey görmüş yani, olmasınlar. Keçiye benzeten var, arıya benzeten var, dağ keçisine benzeten var, kelebeğe benzetenler var. Ama ritüel taş plaka diyoruz. Mezar buluntusu öteki dünya inancıyla alakalı olabilir. Belki de biz Neolitik insanını çok küçümsüyoruz. Belki o bölgenin bir bayrağı olabilir. Belki sembolü olabilir. Ben hala uzaylı diyorum. Hafife almamak lazım yani. Siz de bilim insanı olarak biraz daha bunda temkinli yaklaşıyor olabilirsiniz ama buyurun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun valla şey. Sur Kültür Yolu Festivali ana kalbi burası tabii. Burada devam ediyor. Peki. Çok teşekkürler. Sağ olun. İyi günler. Evet, insanın gerçekten kafası karışıyor. Özellikle baksanıza yani tarih dediğiniz zaman 12 bin yıl önceye giden bir tarihten bahsediyoruz. O da yani buluntular 12 bin yıl önceden Mezopotamya'nın kalbindeyiz. Eğer buraya turist olarak gelirseniz ben hayalini bile kuramazdım. Belki de buraya sivil olarak ne bileyim zamanında JITEM'e gelenler, mahkemeye çıkanlar, cezaevinde yatanların hayal bile edemeyeceği bir yerdeyiz. Aslında yüzyıllar boyunca buranın işlevinin nasıl değiştiğini de çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Şimdi burada Sur Kültür Yolu Festivali var. Bu yıl ilki yapılıyor. Birazdan belediye başkanından da bilgi alacağız. Ve çeşitli konserler düzenleniyor aslında burada. Hem yerel sanatçılar hem farklı sanatçılar. Hatta dün akşam ne konseri varmış Kenan? Oğuzhan Koç konserine 30 bin kişi gelmiş. 30 bin. Düşünün yani Diyarbakır için çok büyük bir rakam. Farklı isimlerinde konserleri olacak ama bir yandan da yerel sanatçılar da ya da yerel buradaki çeşitli gruplar da konserler veriyor. Biz bir tanesine yetişemedik ama rica ettik. Dedik ya acaba bizim için de bir mini bir konser verir misiniz dedik. Sağ olsunlar, onlar da kırmadılar. Kayapınar Belediyesi'nin böyle bir korosu burada bakın bizim için çalıyorlar. İşte ya.
Çok teşekkür ederiz ya, sağ olun. Müthiş bir sesiniz var. Siz hep beraber misiniz yoksa siz evet. Herhalde? Evet, beraber biz. Semra Hanım, Leyla Hanım, Ali Ozan, Meşe, onlar Kayapınar Belediyesi müzik korosundadırlar. Evet. Kendileri yani bir Dengbeş, Kürçe, Diyarbakır eserleri yani hepsi yani bir evet. Yani bir arada yani müthiş yani zengin bir kültüre hani biz bu nedir yani. Bu çaldığınız ilginç bir alet. Bunun ismi yani buna hani Tahran'da yani def ya da hani daf diyorlar. Evet. Bizim Türkiye'de ise hani şey derler. Erbane. Evet. Peki. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin size. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Aydın Şin elifine serike çıkı çulu çarkezine avamirata Diyarbakır Behçet Cizra bota teyodlerine oylum elmin Eziş kavle gunda da pir bu me hizam bu me bemal bu me müşteri akele dostamı brevine oy 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 delal ay aylımın ay delal ay delal dilimin oğum ay delal ay delal emrimin oğum. 2015 yılında PKK bir strateji değişikliği yaptı ve bir anda çatışmayı dağlardan şehirlere taşıdı ve burası da Diyarbakır'ın kalbi olan Sur 4 ay boyunca en yoğun çatışmaların görüldüğü bir yerde. Harabeye dönmüştü burası. Diyarbakır'ın kalbi ve sonrasında burası sıfırdan yeniden yapıldı. Yıkılıp yeniden yapıldı. Kenan, sen o sırada gelmiştin buraya herhalde. Var mı o görüntüler elimizde, var, patlamalar? Var, elimizde var. Hatta bir röportajı kesmek zorunda kalmıştık. Çünkü bayağı bir tank top sesleri. Tank gibi. Helikopter, evet. Tank, bayağı ağır silahlarla bir 4 ay süren bir, belki de ilk kez böylesine bir şehir savaşını yakın dönemde görmüş Türkiye. Ve bunun içinde yaşadığımız işte bu savaşla, yaşadığımız bu savaşın... Keselim istiyorsanız bir şey alırız. O dönemde ben de buraya gelmek istemiştim. Neredeydik? New York'ta mıydık o sırada? Evet, New York. O dönemin CNN Türk yönetimi demişti ki aman ha sakın Diyarbakır'a gitme. Niye? Sen Toledo'ya git. Neden? İşte biz orayı Toledo gibi yapacağız. İsterseniz o Toledo'dan bir parça gösterelim. Bakın Toledo nasıl bir yer. Çünkü şimdi izleyeceğiniz yerler o zamanlar, hatta Ahmet Davutoğlu diyordu biz orayı Toledo evet. gibi yapacağız diye. Tabii o derelerden çok sular aktı şimdi. Her şey birbirine döndü ama bir bakın. Bakalım Toledo nasıl bir yerdi? Şimdi göstereceğim, benziyor muymuş? Şöyle uzaktan bakınca Toledo'ya, binanın dışında aslında Toledo'yu özetleyen her şeyi de görüyorsunuz. Kiliseler var. Bir dönem ortada biraz daha Museviliğin simgesi, çeşitli ibadet yerlerini görüyorsunuz. Şehrin etrafını çeviren nehir bir anlamda şehri korumuş, köprülerle bağlanılıyor. Yeni şehir arka tarafta inşa edilmiş. Turistik dokusu gayet iyi. İnanın bir tane yeni bina, bir tane farklı bir mimari, o kadar dolaşıyorsunuz içeride görmenize imkan yok. Yani Sur'a da gidiyorsunuz. Kötülemek için söylemiyorum. Mesele sadece şu anda çatışmaların olması değil. Sur Toledo olur mu? Keşke olsa. Keşke böylesine korunmuş ve dünya kültürel mirasının bir parçası olan bir şehir olsa. Bu haliyle Toledo ile kıyaslamak elbette biraz zor. Yani ilk önce silahların susması lazım ki ondan sonra biz acaba Sur
günün birinde böylesine bir kentsel dönüşüme kavuşur mu diye tartışmaya başlayalım. İşte Toledo ve işte Sur, Diyarbakır'ın Sur. Sıfırdan yapılmış, burada yaşayanlara TOKİ evleri verilmiş 60 bin liraya. Zaten en fakir bölgesiymiş burası anladığım kadarıyla. Ve burası şimdi de en gözde bölgesine dönüşmüş. Kafeler var, lahmacuncu var. Burada ne var bak, çömlek keyfi var. Şu anda saat öğleden sonra 3, günlerden pazartesi. Ve de bir grup kebabın yanında sanırım yerel sanatçıları dinliyor. Merhaba, afiyet olsun. Her yerinde Kenan. Yani tamamen spontane bir ayarlamışlık değil. Yoldan geçiyorduk. Bir anda burada böyle bir çok sevilen bir türküdür Cüneyt Bey. Kerpiç kerpiç üstünde kurdum binayı diye. Erkan orada çok güzel söyler bunu. Geldik Diyarbakır'ın Toledo'suna. Henüz daha tam canlanmış değil ama kafeler açılmaya başlanmış. Bir düzen var gördüğüm kadarıyla, hani bir hatta aşırı bir düzen. Buna soylulaştırma deniliyor. Tabii böyle yakıp yıkmadan yapıyorsun soylulaştırmayı. Merhaba, nasılsınız? Merhabalar, sağ olun. Sağ olun. Nasıl işler, iyi mi? Hayırlı olsun. Yeni mi açtınız? Evet. Arkana dikkat edin. Sağ olun, teşekkür ederim. Eyvallah, sağ olun hocam. Eyvallah. Kahvaltı olur mu? Öğlen 3 oldu ya. Kahvaltıya çağırıyorlar. Burası böyle bir şey olmuş anladığım kadarıyla. İstiklal Caddesi'ne dönecek herhalde böyle bir ona doğru. Daha yeni yeni yapılıyor ama. Diyarbakır'ın böyle bir şeyi var. Şimdi günlük, bir iki günlük hep diyoruz ya, şeye gittiğimizde ne yapacağız? İşte Adana'ya gittiğimizde ne yapacağız? Mersin'e gittiğimizde. Diyarbakır'da da birazdan göreceğiz. Hasanpaşa Hanı var, meşhur. Orada insanlar böyle bir donat sofrayı denir ya, böyle envai çeşit kahvaltı yapıyorlar. Sonra bir böyle bir Ulu Cami'nin oraya gidiyorlar. Sonra geliyorlar, kebap yeniyor. Böyle surlara çıkılıyor. Böyle bir program var aslında Diyarbakır'da. Ben aslında hani Beyoğlu dedim ama burası birazdan Nişantaşı bence. Daha hani lüks bir restoranlara baktığım zaman biraz daha hani İstanbul'da gördüğüm zincir markaları görüyorum. Çok şık kafeler görüyorum, baksana ya. Merhaba. Hayırlı olsun. Hoş bulduk. Değil mi? Çok şık yani bunlar. Yani bunlar çok görmeye alışık olduğumuz yerler değil mi? Bir yandan da inşaatlar da devam ediyor. Bitmiş değil. Yavaş yavaş açılıyor gibi. Daha tam canlılığını bulmuş değil ama burası mesela bence hani çok değil, birkaç yıl içinde bambaşka bir cazibe merkezine dönüşecektir. Şimdi böyle yerlerde biraz benim kafam karışıyor. Aklımın bir kenarı diyor ki ya işte ne kadar güzel, bak şehre bir yer hediye ediyorsun. Ama bir yandan da bakıyorsun bütün tarihi yapı değişmiş. Yani sanki böyle bir gökten bir müteahhite vermişsin ve buraya böyle bir kendi içinde sıfırdan çok modern bir yer inşa etmiş gibi. Aynı şeyi biz mesela Sulu Kule'de evet, yaşadık. Sulu Kule'yi Sulu Kule yapan sadece binaları, semtin adı değildi. Orada yaşayanlardı. Onlar da bir dönem birkaç dosya da yapmıştık 5N1K'da. Alınıyorlar, TOKİ'nin evlerine gidiyorlar şehrin dışında. İlk başta çok cazip geliyor, sıcak su akıyor, işte tuvaletler var, şey var. Ama bir süre sonra sıkılıyorlar. Çünkü yaşam tarzları bunu el vermiyor. Tabii burası biraz da zorunluluktan dönüştü de diyebiliriz. Eğer 2015-2016'da o 4 aylık
yoğun çatışma, bombalama, zaten binalar çoğu ayakta kalmamıştı. Bir anlamda sıfırlandılar. Tabii daha çok Diyarbakır'a özgü lezzetlerin olacağı bir çarşıya dönüşüyor. Bu ilk etabı bitmiş Sur'un. Sonraki etapları da yavaş yavaş yapılacakmış. Ama şunu söyleyebilirim. Ben büyük şaşkınlık içindeyim. Ben 12 yıl önce Diyarbakır'a ilk, yani Diyarbakır'a hep geliyorduk da ben eşimle tanıştım. Zeynep de dünyayı dolaşmıştı. Dedim ki sen Güneydoğu'ya gittin mi Zeynep? Dedim gitmedim. Hadi yürü dedim, gidiyoruz Güneydoğu'ya. Geldik buraya, bir Mardin'e gittik, Batman'a gittik, Diyarbakır'a geldik. O zaman da bizim şey otelinde, neydi bizim otel? Demir Otel. Demir Otel'de kalıyoruz. O zaman hala en havalı otellerden bir tanesi. Üst katta da halay var. Geldik yorgunuz zaten. Halay çekiyorlar. Hayda, bize de en iyi odayı vermişler. Üstün bir altı. Dedim kalk Zeynep, biraz bir halay çekelim. Odada halay çekiyoruz biz de akşam 10. Yorgunluktan ölüyoruz. Sonra yorulduk. Dedi ki ne zaman bitecek dedi. Dur bir sorayım dedim. Aradım şeyi, resepsiyonu. Dedim vallahi bu ne zaman bitecek dedim. Ona göre yatalım biz dedim. Abi dedi rahatsız mı oldun? Yok yani dedim, yoruldum dedim. E tamam dedi, o zaman bitirelim dedi. Kapattım telefonu, durdu. Dedim Allah Allah. Vay anasına seyirciler dedim ya. Bak burada da bir Kaya Pınar Girişimci Kadınlar Kooperatifi'nin, artık börek mi istersin, resim mi istersin, ne istersen var. Eskiden nasıldı, şimdi nasıl? Şimdi belki fikriniz olmayabilir eski Sur nasıldı diye. Eskiden böyleydi gördüğünüz gibi bu yapılar. Aradaki farkı daha net görebiliyorsunuz. Nusret. Efendim abi. Nusret'le tanıştırayım sizi. Nusret bizim can yoldaşımız. 1993 mü, 94 mü? 92'lerde. 92'den beri ne zaman biz Güneydoğu'ya gelsek Nusret taksiyle gelir, bizi alır. Kuzey Irak mı dersin, Güneydoğu'da herhangi bir yer mi? Gitmediğimiz bir yer yok. Deprem mi var, Diyarbakır'dan çıkar Van'a gelir. Van'a gidiyorum. Bütün Güneydoğu'yu dolaşmışlığımızda çok da maceramız vardır yani Nusret'le. Gençken daha çok didişirdik. Çünkü hadi kaseti yetiştireceğiz, yetiştin yetişmedin şey yapardın. Nasıl buldun sen bu? Çok güzel olmuş abi buralar. Çok güzel olmuş çünkü burada 10 aile bir lavaboyu kullanıyordu. İç içeydi her taraf. Kimin nerede geldiğini, nereye gittiğini kimse bilmiyordu. Yani şu anda çok düzgün bir şehir oldu yani buralar. Çok turist geliyor mu? Nasıl çok işler? Yerli turist mi geliyor, yabancı mı? Yabancı turist de geliyor, yerli turist de geliyor. Eskiden burada yaşayan gayrimüslim insanlar da şu anda gelmeye başladı. Yurt dışına kalan insanlar. Diyarbakır'a geliyorlar, buradan Mardin'e mi geçiyorlar? Ne yapıyorlar? Rota ne? Diyarbakır. İlk Diyarbakır'a konaklıyorlar. Bir gün sonra Mardin, Midyat, Urfa, işte o şekil geziyorlar. Süper. Hadi şimdi nereye gidiyoruz Kenan? Ulu Cami'ye gidelim. Hadi. Lele, 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 lele tanım. Mardin kapışın olur, dibi değirmen olur. Buralarda yar seven, ölmezse veren olur. Lele, 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 lele tanım. Buralarda yar seven, ölmezse veren olur. Lele, 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 lele hanım. Sormazdım sandım ben, sormazdım hiç halimi. Gözüme vura vura çürüttün sol yanımı. Lele, 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 lele hanım. Evet, burası Ulu Camii. Hani bir meşhur bir Emevi Camii var Şam'da, namaz kılınmasını hayali görülen. İşte onun benzeri diyebiliriz. 600 milattan önce 600 milattan sonra 639 yılında eski bir kilise camiye dönüştürülüyor ve belki de hani Mezopotamya'nın en ünlü ve en büyük camilerinden bir tanesi oluyor. Buraya geldiğinizde, yani Diyarbakır'a geldiğinizde muhakkak görmeniz gereken yerlerden bir tanesi. Hem mimari olarak hem şu anda zaten namaz kılınıyor içeride. Doğal yapısıyla özellikle bölgenin ruhunu çok iyi yansıtan önemli mekanlardan, camilerden bir tanesi. Zaten etrafta bayağı bir turist kafilesi görüyorum. Yerli turist çok fazla. Çok fazla Suriyeli var mı diye merak ettim. Sordum. Dediler ki çok fazla Suriyeli yok. Var ama bir hani Gaziantep'teki kadar
sayıları çok fazla değil dediler. Ben de seni arıyorum. Neredesiniz? Kenan, sizin tarih bölümünde herhalde anlatıyorlardır burayı. Nedir, ne anlatılıyor burası, nasıl anlatılıyor? Burası aslında Şam'daki Emevi Camii'nin planlarına çok benzer. O yüzden benzetilen yerlerden biri mimari olarak. Bu meşhur Şam'da Emevi Camii var. Evet. Bir dönemde Suriye Savaşı'nın başında işte namaz kılacağız gibi böyle söylemlerin olduğu siyasetçilerin o cami. Ve özellikle hani çok simgesel bir yer. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da mesela nasıl İstanbul'da Sultanahmet var, Edirne'de Selimiye var. Özellikle bu coğrafyada çok simgesel ve ruhani olarak bakılıyor özellikle. Baksana yani şurası, şu camide sanki yani 3-4 ayrı farklı yapı var gibi. Tam avludayız. Bir yandan böyle bir şey var. Bir sola dönüyorsun. Orası böyle bir eskiden kilise olduğu anlaşılıyor zaten. Bir kulesi var. Üzerine minare koymuşlar. Bu Osmanlı'nın zaten Selçuklu'dan gelen bir gelenek Cüneyt Bey. Bu özellikle kilise yapılarına şey minare evet. Oturtup ondan sonra onları camiye çevirmek tüm şeylerde olan bir şey yani. Selçuklu'dan devam eden bir gelenek Osmanlı'da. Fatih şöyle bir içeriye bak istersen. Peki buranın tam karşısında da başka bir sosyal alan var. Hasan Paşa Hanı, Diyarbakır'ın en meşhur kahvaltıcılarının olduğu özellikle. Buradan namaz kılıyorlar, önlerinden geçmeyeli Fatih'e insanlar. İstanbul'dan farklı yerlerden Diyarbakır'a gelenlerin ilk uğrak noktası aslında. Sabah uçakta inersin hemen Hasan Paşa'da kahvaltıya oturursun. Yani böyle envai çeşit kahvaltı, özellikle yöresel peynirler. Sen kaç kere Diyarbakır'a geldin, sayabildin mi? Hiç hatırlamıyorum Cüneyt Bey, bayağı var. Bir 10 defa falan gelmişimdir. 10 defa az ya. Ben en az 20-30 defa geldim. Tabii biraz ben de tuhaf hissediyorum. Şu anlamda tuhaf hissediyorum. Yıllar boyunca buraya geldiğinizde hep böyle bir gerilim vardı. Bir gerginlik vardı ama şimdi bir turist olarak hani ya yani neresi gezilir diye bir şehri tanıtmak çok da hoşuma gidiyor bir yandan. Hani ne kadar güzel. Bunları hasret kalmışız. O zamanlar o kadar çok hani 90'lı yıllarda özellikle 2000'lerde de o kadar çok farklı haber için geliyorduk ki. Bunları gelip görmeye bile zamanımız kalmıyordu hani. Son dönemde biliyorsunuz özellikle doğuda da çok böyle hani sınır ötesinden haberler geliyor hep. Irak'tan, Suriye'den vesaireden. Özellikle doğuda, Diyarbakır'da, Şırnak'ta, Hakkari'de birçok yerde festivaller düzenleniyor. Yani dağlarda, birçok dağda. Sayın Bakan da sürekli olarak açıklıyor işte orayı temizledik, burası öyle oldu, böyle oldu diye. Biraz daha sakin ve şey biraz daha insanlar hani gelen de sakinlikte geliyor. Öyle bir şey var aslında. Diyarbakır'da olsun, Mardin olsun, Urfa olsun. Urfa da ayrı bir dünya yani şeye. Evet. Arkeolojik yapılar olsun. Şu anda tam Eskişehir'in kalbindeyiz aslında. Bundan sonra aslında bir Göbekli Tepe mi yapsak? Olabilir vallahi, neden olmasın. Bugün ben yar gördüm, kıvrım kıvrım saçları. Lele, 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 lele hanım. Bugün ben yar gördüm, kıvrım kıvrım saçları. Lele, 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 lele hanım. Ali İhsan Bey nasılsınız? Evet, teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Bu yıl ilk kez mi yapılıyor festival? Evet, evet. İlk defa Kültür Turizm Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten ilimize çok önemli bir renk kattı. Bir güzel bir ambiyans oluştu. O manada da müteşekkiriz. Evet. Özellikle tabii bu Kültür Yolu Festivalleri var Kültür Turizm Bakanlığımızın. Evet. Biz de bu sene bu Kültür Yolu Festivallerinin İlki yapılıyor burada. İlki yapılıyor. İstanbul'da Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, Ankara'da Başkent Yolu Kültür Yolu Festivali, bizde de Sur Kültür Yolu Festivali olarak. Bir de Çanakkale var, orada da var. Orada da var ama biz bu üçünün konsepti içerisindeyiz. Evet. Efendim. Bunu kaç da, sanatçı katılıyor? Şimdi şöyle söyleyelim, 600 etkinlik, 2000'in üzerinde sanatçımız bu festivalde yer alıyor. Evet. Şu anda neredeyiz biz bilmeyenler için? Evet, şu anda Diyarbakır surlarını görüyorsunuz. Burası hemen Hazreti Süleyman Camii,
haziresinde 27 tane sahabenin yattığı tarihi camimiz. Ve hemen onun bu tarafında da yine tarihi efendim binaları görüyoruz. Evet. Bu binalar da Abdülhamit Han zamanında yapılan yönetim binaları. Evet. Hemen onun yanındayız. Burada da Hevsel Bahçe de var, evet, meşhur bunlar. Dicle Nehri ve Hevsel Bahçeleri. Ne demekmiş Hevsel? Evet, tabii bu Esfel'den daha aşağı, yani normal şu anda biz yukarıdayız. En aşağı nokta burası. O bakımdan aşağı, daha aşağı olan nokta manasına. Ama o zamanla Hevsel Bahçelerine dönüşmüş. Burası kültürel miras mı aynı zamanda? Tabii. Şimdi koruma altında mı? Hem Diyarbakır surlarımız hem de Hevsel Bahçeleri UNESCO Dünya Kültür Mirası içerisinde yer alan eserlerimizden. Evet. Nasıl peki, ilgi görüyor mu? Festivale ilgi var mı? Konserler doluyor mu? Yılmaz Erdoğan gelmiş sanırım. Evet, evet. Şimdi şöyle söyleyelim, gerçekten çok büyük bir ilgi var. Bir kere şunu Efe'le ifade etmek istiyorum. Şimdi her kesime yönelik aktiviteler var, etkinlikler var. Yani çocuklarımıza yönelik etkinlikler var, gençlerimize yönelik etkinlikler var, sanatseverlere yönelik etkinlikler var, dini açıdan haz duymak isteyenlere yönelik etkinlikler var. Yani her kesimin haz duyabileceği, zevk alabileceği etkinlikler bu festival bünyesinde yer almış durumda. Ve vatandaşlarımızdan müthiş bir katılım var. Gerçekten çok memnun vatandaşlarımız. Ben de zaman zaman giriyorum aralarına, beraber sohbet ediyorum. Çok memnunlar. Aman diyorlar, bu sürekli her sene olsun. Kültür Bakanımız açıklama yaptı. İnşallah bu sadece bir defaya mahsus değil. Her sene bu mevsimde, evet, İnşallah bu kültür festivalimizi yapacağız. Mehmet Ersoy da geldi, bir gezdi, açılışını, evet, yaptı. Evet, evet. Sayın Bakanımızla beraber açılışını yaptık, galasını yaptık. Burada gerçekten çok, o da çok görkemli bir açılış oldu. Ve bütün etkinliklerde şöyle bir beraber dolaştık. Tüm vatandaşlarımızdan büyük bir ilgi var. Hem sergilere ilgi var, hem konserlere ilgi var, hem sohbetlere ilgi var, hem dinletilere, şiir dinletilerine, hem çocuklarımız büyük bir zevkle, evet, çocuklar için kurulan oyun parkları, oyun atölyelerinde büyük bir zevkle oynuyorlar. Gerçekten çok hoş, çok güzel bir hava devam ediyor. Siz tecrübeli bir yöneticisiniz. 93 yılında burada kaymakamlık yaptınız, 97 yılında Hakkari'deydiniz. Şimdi o zamanların Güneydoğusuyla bu zamanların Güneydoğusuna baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Fark ne? Evet. Şimdi öncelikle tabii şunu söyleyelim. Şu anda ilimizde hakikaten çok güzel bir huzur iklimi var. Çok hoş, çok güzel. Bunun da meyvelerini hakikaten alıyoruz. Bu huzur, bu güvenlik, bu istikrar ilimizde her alanda gelişmelere önemli bir zemin sağlıyor. Sanayiden ticarete, eğitimden sağlığa, altyapıdan üst yapıya her alanda müthiş bir gelişme var. Tabii bunu bu festivaller de aslında moral, motivasyon, vatandaşlarımızın huzuru ve mutluluğunu sağlayıcı çok önemli bir motivasyon kaynağı oluyor. Çünkü biz şöyle düşünüyoruz, hani Şeyh Edebali'nin ifade ettiği gibi, insanı yaşat ki devlet yaşasın diyor. Şimdi buradaki bu huzur iklimi bir kere sanayiye yansımış, ticarete yansımış. Şu anda organize sanayi bölgelerimiz dolu. Efendim yenilerini ekleme gayret içerisindeyiz. Fabrikalar kuruluyor. Vatandaşlarımız orada iş imkanı bulabiliyorlar. Bu açıdan çok çok önemli. Ticaret gelişiyor. Şimdi onun yanında biz belediye olarak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bakın bu sene yaklaşık 2400 kilometre. 2022-2023 sezonunda satı kaplama asfalt yapıyoruz. Bu sene inşallah 1500 kilometresini bitirmiş olacağız. Bu önemli bir rakam. Buradan Edirne'ye gider gelir yani bu yolumuz. Siz şu anda hem valilik koltuğundasınız hem belediye, evet, başkanı. Hem de Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, evet. Hangisi daha zor? Yani tabii ayırt etmek zor. İkisinin de kolaylıkları, zorlukları var. Ama ben mesleğimi, verilen görevleri severek yapıyorum. Vatanımız, milletimiz için, ülkemiz için, Diyarbakırlı hemşehrilerimiz için elimizden gelen tüm gayreti ekibimizle beraber gösteriyoruz. Ben şimdi mesela İlber Ortaylı'yı görüyorum. Orada Refik Anadolu'nun bir gösterisini görüyorum. Geçen gün bir internet sitesinde bir eleştiri çıktı bunlarla ilgili. Dediler ki ya acaba demiyordu. Şöyle bir eleştiri var. İşte burada belli sanatçılar belli bir görüş temsil ediliyor. Herkes temsil edilmiyor. Biraz devletin festivali gibi oluyor diye. Okudunuz mu? Böyle eleştirilere nasıl bakıyorsunuz? Hayır, ben şunu söyleyeyim. Yani biz burada her kesime yönelik, herkesin efendim hakikaten beğendiği,
ve zevkle gelip izlediği programlar icra ediyoruz. Böyle biz burada şu ayrım, bu ayrım diye bir ayrım asla ve kata yapmıyoruz. Bakın vatandaşlarımıza siz de bakarsınız. Her vatandaşımızın mutlu olabileceği, huzur duyacağı, gerçekten memnun kalacağı programlar icra ediliyor. Evet. Şimdi 2000 sanatçı, 600'den fazla etkinlik aslında çılgın bir tempo. Evet. Neler evet. yapıyorsunuz bu kadar? Yani şimdi tabii şöyle söyleyelim. Bir kere 7'den 77'ye herkese uygun, herkesin zevk alacağı çok güzel, çok özel programlar icra ediliyor. Diyelim sergi sevenler için sergilerimiz var. Hakikaten çok ünlü ressamlarımızın sergileri var. Devrim Elbir sergisi var. İsmail Acar sergisi var. İtalyan ressamlar sergisi var. Efendim, Cezeri'den Leonardo da Vinci'ye sergimiz var. Yani bunun gibi gerçekten çok muhteşem sergiler var. Ve vatandaşlarımıza bu sergilere hakikaten çok büyük ilgi gösteriyorlar. Orada serginin başında bulunanlar ya biz bu kadar ilgi göreceğini asla beklemiyorduk diyorlar. Oğuzhan Koç'a 25 bin 30 bin kişi gelmişler. Evet, bekliyor evet, muydunuz evet. bu kadar? Yani bekliyorduk hakikaten. Vatandaşlarımız büyük ilgi gösteriyorlar. Sağ olsunlar ona da büyük ilgi gösterdiler. Çünkü hani vatandaşımız mutlu olmak güzel bir şey. İnsanları mutlu etmek çok güzel bir şey. Biz de devlet olarak aslında insanımızı mutlu ediyorsak mutlu oluruz. Yılmaz Erdoğan'a gittiniz mi siz? Gittim. Gayet güzeldi. Politik espri var mıydı? Yok gayet stand-up çok güzeldi. Avustralya'yı anlatıyor biraz. Gittim ben de. Yani onları da anlattı. Başka şeyler de anlattı ama gayet güzeldi. Yani çok hızlı geçti. Yani uzun bir süre ama böyle bir saati geçen bir programdı ama sanki böyle 5 dakika gibi çok hızlı bir şey. Çok zevk alarak izlediğimiz bir program oldu. Tabii onun dışında ne var burada? Konserler var dedik. Evet. Şehrin farklı yerlerinde mi yoksa belli merkezlerde? Şimdi şöyle bu bir hani kültür yolu. Evet. Yani bir yerden başlıyor böyle siz başlarsanız mesela diyelim ki Dağkapı'dan başladınız orada konserler var. Devam edip gelirseniz oradan böyle aşağıya doğru işte her yerde ayrı etkinlikler var. Da buraya kadar inebilirsiniz. O yüzden mesela burada cami şu anda Süleyman Hazreti Süleyman Camii'nin bunun bölgesinde daha çok dini içerikli programlar yapılıyor. Buraya da vatandaşlarımız katılıyor. Binlerce kişiler katılıyor. Geçenlerde Nihat Hatipoğlu hocamız burada efendim vatandaşlarla buluştu. Hakikaten alan full doluydu. Şimdi yine Ulu Cami'de. Ulu Cami'de malumunuz 5. Harem-i Şerif olarak nitelendiriliyor. Onun bahçesinde de avlusunda da efendim dini içerikli programlar icra ediliyor. Orada da çok büyük bir ilgi var. İşte Dağkapı'da gençlerimize, müzik severlere yönelik konserlerimiz oluyor çok güzel, gayet güzel yapıyor. Onun dışında tabii şiir dinletisi programlarımız oluyor. Efendim onlara katılımlar oluyor. Tabii sanatçılarla sohbetler oluyor, söyleşiler oluyor, onlara katılımlar oluyor. Yani her biri gerçekten, tabii bir de çocukları unutmamak lazım. Çocuklarımız gerçekten hemen şu aşağı alanda. Evet. Onlar için çok güzel oyun alanları, oyun parkları kurduk. İnanın çok mutlular. Çok efendim kalabalık gerçekten ve orada birçok etkinliği orada yapma imkanlarına sahipler çocuklarımız. Tabii bütün bunların yanında şunu unutmayalım, gastronomi de önemli evet. bir efendim bizim ilimizde bu festival içinde yer alıyor. Neticede biz bir kere şunu ifade edelim, Diyarbakır'ın kahvaltıları da çok meşhurdur. Hasan Paşa konağımız kahvaltı konusunda gerçekten çok çok güzel. Tüm biz de şimdi uçağa gidiyoruz. Nereyi tavsiye edersiniz yemek için? Uçağa gitmeden binip yiyip gidelim. Evet, bari. Şimdi tabii bizim malumunuz 48 adet tescilli ürünümüz var. Ciğer kebabımız tescilli efendim. Kaburga dolmamız. Yalnız Fatma Şahin'e dikkat. O aniden bir tescil yapabiliyor yani. Gidebilir dikkat edin yani. Tescillettik. Tescillettik. Gaziantep bu konularda çok cevval. Evet. Tabii her ilimiz olsun biz arzu ederiz. Ama ilimizde gastronomi bakımından da biz de zengin bir iliz. Siz 4 ay oldu Mersin'den geleli. Kilo evet. aldınız mı? Yani aldım ama şimdi biraz rejime başladım. Burası mutfağı ağır biraz tabii Mersin'de karşılaştık. Yok gayet güzel leziz. Yok Mersin'de çok güzeldi ama burası da çok güzel mutfağı var. O yüzden burada gastronomi de yapıyoruz şu anda.
Onunla ilgili de efendim isteyen vatandaşlarımız onları ziyaret edip onlardan da istifade edebiliyorlar. Peki. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar dilerim. Umarım her yıl bu programda devam eder. Çok güzel her program. Yıl ben buradan bir kez daha Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bu güzel programı ilimizde icra ettikleri için çok teşekkür ediyorum. İnşallah her yıl bunu devam ettireceğiz. Tüm vatandaşlarımıza da sevgiler, saygılar sunuyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Sağ ol. Diyarbakır'a gelince birkaç şey yapmadan gitmiyorsunuz. Dövüyorlar. Diyarbakırlılar birleşiyor. Bir tanesi işte kaleye gitmezseniz. İşte heysel bahçeleri görmezseniz. Üçüncüsü de kahvaltıda ciğer yemezseniz. Evet, böyle bir adet var. Kahvaltıda ciğer yiyorlar. Üstelik de Dağkapı ciğercisi buranın en meşhur ciğercisi. Gelin bir içeriye şöyle bir kafamızı uzatalım bakalım. Ne kadar ciğer. Oo, şahane. Kolay gelsin hocam. Ne haber? Afiyet olsun diyelim. Ciğer mi var sadece? Ciğer çeşitler de var. Neler var çeşitler? Adana, Urfa, kuşbaşı, tavuk, kanat, dalak, keşhe. Ciğer sabahları mı yeniyor genelde Diyarbakır? Vallahi abi her vakit yiyorlar. 24 saat. 24 saat. Ne kadar bir porsiyon? 70 alıyor. 70. Evet. Adana ne kadar? O da 70. 70 fix fiyat mı her şey? Kuşbaşı 75'e veriyor. Tavukla kanadı 60'a veriyor. Diğer çeşitler 70 lira. Genelde sabahları mı dolu oluyor burası? Yok, 24 saat. Dağkapı tarafı sabah servisi geç başlar. Öğle civarı servis başlar, geceye sürer. Ekonomik krizi etkiledi mi milletin ciğer yemesini burada? Kimi niye etkilemiş abi? Etkilemediyoruz. Kimi niye etkilemiş? Kimi ne etkilemiş diyorsun? Şimdi burada ciğer yiyeceğiz ama başka bir yerde gidiyoruz. O yüzden çok teşekkür ederim hocam. Kolay gelsin. Kenan, nereye gidiyoruz yemeğe? Nasur Usta varmış burada, çok meşhur. Ne usta? Nasur Usta. Nasur Usta'ya gidiyoruz. Kebap. Ama insanın da canı bir ciğer çekmedi değil yani, hani görünce. Seviyor musunuz ciğer? Yemiyorum ama yine de insanın bir canı çekti yani. Şaşkınlık içindeyim. Yani Diyarbakır'dan çıktık, bir Diyarbakır'dan bir başka Diyarbakır'a geldik. Yeni Diyarbakır'a geldik. Burası 75. cadde. Yeni piyasa alanı burası olmuş. Bizim zamanımızda ofis vardı. Nusret'e sordum, ofiste durum ne? Ofis artık eskisi gibi değil dedi. Bütün dükkanlar dedi buraya taşın dedi. Hatta Mado bile mi dedim? Mado bile buraya taşın dedi. Akşam saatlerinde özellikle herkes piyasa yapıyormuş. Zaten diyor ki Nusret, akşam üzeri de bayağı trafik oluyor. Öyle kolay kolay adımınızı atamıyorsunuz. Şöyle bir gittik geldik, hangi dükkanlar var diye. Marketler var, çeşitli dükkanlar var, kafeler var. Çok güzel kafeler var. Leman kültürü gördüm hemen şurada. Bambaşka bir şehir, bambaşka bir ülkeye gelmiş gibiyim yani. Ülke demeyeyim de bambaşka bir şehir. Diyarbakır'la hiçbir alakası yok. Herhalde son 10 yılın, 15 yılın bir ürünü diyebiliriz. Geniş caddeler, 4 şeritli bir yol gördüm yani. 4, 8 şeritli. Ne oluyor kardeşim, Los Angeles'ta mıyız ya? Şunu kabul edelim ki iyi yol yaptılar. Yani köprümüz var, yolumuz var. Havalimanı var, stat var. İnşaat konusunda şu AK Parti'nin son 20 yılı her şeyi tamamladı. Artık önümüzdeki maçlarda teknolojiyi ne yapacağız, nasıl geliştireceğiz, onlara bakabiliriz. Diyarbakır'da şunu düşündüm. Yani bizim zamanımızda biz gelip giderken, bizim zamanımızda derken ben 92 yılından beri bölgeye gelip gidiyorum. Başta da Diyarbakır'a. O zamanlar bu kadar çok havalimanı da yok. Gelirken ona bakıyorum. Tokat'a havalimanı var, Hakkari'ye havalimanı var. Biraz daha sayarsam yandaş olacağım, o yüzden durayım burada isterseniz. Ama şu aklıma geldi. Yani bir ülke, bir şehir enerjisini teröre vermeyip başka şeylere aktardığı zaman ortaya neler çıkabileceğini aslında bölgenin, hangi şehrine giderseniz gidin, ister Hakkari'ye gidin, ister Diyarbakır'a gidin, isterseniz Mardin'e gidin ki daha önce Biennale'e gittik ya Mardin'e, düşünün. Nelere dönüşebileceğini görüyorsunuz.
Şimdi bugün hangi otelde kalalım? Acaba hangi Nasır Usta'ya gidip yemek yiyelim? Hangi ciğerciye gidelim? Bunları konuşuyoruz. Hangi müzeyi gezelim? Bunları tartışıyoruz aramızda. Bunların hiçbirini konuşamazdık. Diyarbakır demek sokaklarında kirpilerin, ağır askeri araçların dolaştığı, ağır silahlı özel timlerin, beyaz torosların dolaştığı, herkesin tedirgin bir ruh halinde, güvercin tedirginliğinde yaşadığı bir şehirdi. Şimdi bambaşka bir hava var. Bambaşka bir Diyarbakır'la karşı karşıyayız. Huzur içinde gelip rahatça güzelliklerini görebileceğiniz Mezopotamya'nın bu mücevherlerinden bir tanesiyle çok rahat böyle bir 2-3 gün geçirebileceğiniz bir yerdeyiz. Hadi bakalım bir Nasır Usta'ya girelim. Ne yiyeceğiz burada Kenan? Kebap. Kebap. Kebap Türkiye'de Nasır ciğer, Usta'ya giriyoruz. Ciğer yemediğimiz için. Ben ciğer yemiyorum, sen ye. Ben sen seviyor musun ciğer? Sakatat yemiyorum ben de. İyi pek. Hadi gelelim. Kenan sen ne yiyorsun? Koy hocam koy. Biz evet. Öyle açız ki başladık baldır küldür. Adana ve kuşbaşı. Adana ve kuşbaşı. Evet. Ben de külbastıyla şişiyorum. Kuzu şişiyorum. Başka şunun adı neydi? Şu yoğurtlu şeyin adı? Nehir. Nehir. Salata gayet güzel. Közde mantar, çiğ köfte. Közde mantar, çiğ köfte çok güzeldi. Biraz böyle şehirden çıkınca şeyin tadı geliyor. Domatesin tadı geliyor Cüneyt Bey. Yani İstanbul'da bu tat yok. Yok. Aynen. Domatesi de çok beğendim. E hadi afiyet olsun. Bakalım kebap Türkiye'ye devam edeceğiz. Geldik. Gerçekten de burası da görülmesi gereken mekanlardan bir tanesi. Çok nevi şahsına münasır. Hasan Paşa Kahvaltı Evi. Kahvaltıcılar değil mi? Diyarbakır'ın kahvaltıcıları burada. Kahvaltıcı kadri var, şey var. İnsanlar gayet böyle oturmuşlar. Huzur içinde çayını kahvesini içiyor. Tabii şimdi Diyarbakır çok sıcak bir yer. Ve de bu sıcaklıkta da kendinize böyle sığınacak şöyle net gölgesi olan bir yer arıyorsunuz. Özellikle yazın geldiğinizde tam böyle bir gelip işte şadırvanın başında, gerçi şadırvan da çalışmıyor ama oturup nefes alacağınız güzel mekanlardan bir tanesi burası. Şu anda mesela biz bu çekimi pazartesi öğleden sonra yapıyoruz. Şu anda bile neredeyse boş yer yok. Bir de bunun hafta sonunu düşünün. İnsanlar muhtemelen kuyruğa geçiyorlar. Evet, bugün de sizlere burayı anlattık, Diyarbakır'ı anlattık. Cüneyt şehirde serimize devam edeceğiz. Cüneyt yolda serimize devam edeceğiz. Cüneyt şehirde serimizle gelecek. Kenan'la beraber kebap Türkiye diyeceğiz ve Türkiye'nin farklı yerlerindeki lezzet duraklarını da hep beraber test edeceğiz. Siz de eğer bu programa konuk olmak istiyorsanız Kenan'a bir e-mail atabilirsiniz. kenan@dipnot.tv. Sadece buna değil, şehirde, bunda ya da dünyanın farklı bir yerinde bu yayını izliyorsanız ya acaba Cüneyt ve ekibi gelir mi? Hem biz de onlara destek alalım hem de onlar bizim bir parça tanıtımımızı da yaparlar diye düşünürseniz de her zaman irtibata geçebilirsiniz. Yeni bir programda buluşuncaya kadar Diyarbakır'dan iyi günler, iyi akşamlar.